Kızıldeniz ne anlam ifade eder? Yani neden bu kadar önemli? Belki o noktaya bir parmak basıp ondan sonra genel çerçeveye dönebiliriz. Tabii Kızıldeniz dünya ticaretinin üçte birinin gerçekleştirdiği bir yer. Yani bugün çok konuşulan işte bilgisayarlar, Apple'lar, arabalar veya yurt dışından ithal edecek Türkiye ölçeğinden bahsediyorum. İthal edecek arabaların işte malların üçte biri bize Kızıldeniz üzerinden gelir. Türkiye için böyle, Avrupa için de böyle. Çin'den ithal edecekleri Tabii malların ta öbür taraftan dolanıp aynen öyle. da. Ekseriyetli Çin'den gelir. Çin'den gelecek mal veya Çin'in kıyı şeridinden çıkan bir mal, Malakka Boğazı'nı geçecek, Hindistan Yarımadası'nı dolaşacak ve ardından Yemen'e, Kızıldeniz'den geçip Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa limanlarına gidecektir. Şimdi burada herhangi bir kriz ve bu rotada herhangi bir bozulma fiyatların artacağı anlamına gelir. Bu gidecek mal grupları nereden geçecek? Afrika'yı dolaşmak zorundalar. Afrika'yı dolaştırdığında ne olacak? Bu hem enerji, hem maliyet, hem de insan kaynakları açısından daha büyük bir finans ortaya çıkarır. Şimdi böyle bir ortamda %60 taşıma maliyetleri artmış. Şimdi %60 taşıma maliyetleri arttıysa bunu ilk yansıtacak olan ürünler de teknoloji ürünleridir. Yani bir bilgisayar eskiden 600 dolara ithal edilebiliyorken şimdi 800 dolara, 750 dolara ithal ediliyor. Bu ne demek? Hem sizin mal grubunda alacağınız ürün daha maliyetli hale gelmiş, hem de taşıma maliyeti artmış. Ve kriz çözülmeyeceği için ve büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç sene bu maalesef bu krizi konuşacağız. Yemen krizini veya Kızıldeniz krizini. Veya o coğrafyada farklı bir kriz olacak ama o Farklı bir kriz kriz sürekli bir olacak. yangın devam edecek Ve yani. tam kıyının karşısında, Yemen'in karşısında şimdi Somali, Etiyopya ve Cibuti arasında ve Eritre arasında bir kriz var. İşte Somali ve Somaliland dediğimiz bölgede Etiyopya askeri üs açması istiyor ve o büyük ihtimal bir sıcak çatışmaya dönme ihtimali var. Yani Kızıldeniz'in iki karşı tarafında birini çözseniz diğerini çözemeyeceğiniz iki kriz var. Bir de geçenlerde haber vardı. Katar'daki Amerikan üssü bir 10 yıl daha, yani bu neyin aslında hazırlığı, aslında seni teyit ediyor. Yani Kızıldeniz'den geçecek gemileri karşılıklı iki olarak devletler birbirleri arasında bir çatışma çıktığını düşünün ki Eritre'de çok kritiktir. Yani Yemen'in karşısında bulunur. Yani orada çıkacak bir kriz, Somali'de çıkacak bir kriz ki Türkiye Somali'de yeniden devlet inşasını yapmak için ya da o devleti yeniden ayağa kaldırmak için çok büyük desteklerde ve yardımlarda bulundu. Ve aynı zamanda hatırlayalım Etiyopya'da Türkiye iç savaşı önleyen bir aktör ve işte Etiyopya'ya verdiği destekle, hava desteğiyle, insansız hava araçlarıyla krizi engelledi ve iç savaşı durdurdu. Tabii hatta Fransa'nın işte Afrika'daki güçlenen Türkiye deyip Macron'un Şimdi sürekli. böyle bir ortamda düşünün siyasi krizlerin çatışma ihtimallerinin olduğu bir ortamda ateşle siz o bölgeye yeniden geliyorsunuz. İşte Amerikalılar diyorlar ki işte müttefiklerimize söyleyelim buralara müdahale edelim. Yani oralara müdahale ettiğinizde bu sorunlar çözülmeyecek aksine artacak. %60 zaten maliyetler %120 artacağı anlamına gelir. Bu ne demek? Bugün 600 dolara ithal ettiğiniz malı 750 dolara ithal edebilirsiniz ama İlerleyen vakitlerde maliyetlerin daha çok artacağını hesap ederseniz bu fiyatlara daha çok yansır. Bu Ya ne demek? da tedariği değiştirmek istersin. Tedariği Çin'den değiştirme. almayayım da ben bunu Hindistan'dan alayım. aynı. Güney Afrika'dan alayım. Amerika'dan ithal edeyim. Daha güvenli rotaları tercih edeyim diye. Aslında baki olan o İpek Yolu ve Çin'in işte Kuşak Yol projesinin bak bakın buradan olmuyor. Gel buradan Hindistan'ı tekrar masaya veya işte denklemin içine sokmak oluyor. Ancak tabii ki Hindistan Çin ölçeğiyle kabul edilebilecek yani Çin ölçeğinde üretim yapabilecek bir ülke değil. Belki 20 sene sonra bunu konuşabiliriz ama birkaç tane rakam vereyim. İşte Çin'deki üretim reel anlamda ihracat değeri 3,5 trilyon dolardı geçen sene. Bu Hindistan'a gittiğinizde yaklaşık yanılmıyorsam işte 500 milyar dolar, 600 milyar dolar, 700 milyar dolar civarı ve ihraç ettiği ürünlere baktığınızda düşük teknoloji, tarım ürünleri öne çıkıyor. Doğal madenler öne çıkıyor. Yani Çin'in İhraç ettiği ürünlere baktığınızda sanayi, imalat sanayi ürünleri birinci sırada. Çin'in 30 yıl önceki versiyonu diyebiliriz Aynen öyle. aslında. Yani siz ticaret rotalarını değiştirmek istiyorsunuz ama oraya bir yatırım yapmanız lazım. İşte Batı finansının oraya tekrar gelmiş olması lazım. Ama Hindistan'daki iktidar veya yönetim 300-400 milyonluk bir Müslüman nüfusa baskı uygulayan, ülkeyi terk etmesi için farklı politikalar uygulayan bir rejimden bahsediyorsunuz. Hindistan da buna hazır değil. Ve insan kaynağını ona Kas sistemi yetiştirebilmiş değil. gibi bir Kast sistemi sistemi var. var. Yani bunu nasıl çözeceksiniz? Ve Kızıldeniz'de bir kriz var. Malı nereden ithal etmeniz lazım? Hindistan hazır değil. Çin hazır ve ithal etmek istiyor ya da ihraç etmek istiyor. Buna da
siz bu rotaları kullanabilirsiniz denilecek. Rusya'ya yaptırım uyguluyorsunuz, Rusya üzerinden malları gönderemezsiniz. İran'a yaptırım uyguluyorsunuz, İran üzerinden malları dökelim ve Türkiye üzerinden gönderelim derseniz İran'a yaptırım var. O da olmuyor. Malları nereden gönderecek?